30 Haziran 2018, Antalya Gazipaşa'dayız. Gazipaşa'da burada Zafer Tan, müşterimiz, rekor gelişim ürünümüzü burada muz seralarında kullandılar. Kendileri aynı zamanda da Gazipaşa'nın en eski zeytin, Büyük Akça zeytinciliğinin sahipleri. Türkiye'de sürekli şampiyon oluyor zeytin kalitesi konusunda. Burada da tercihini bizden yana yaptılar, rekor gelişim toprak düzenleyiciyle. Burada bu serada rekor gelişimi kullandık. Ne sonuçlar gördük? Toprağımızla ilgili öncelikle başlayalım ve özetleyelim. Şimdi rekor gelişim. Burası yeni yapıldı. Yeni bir sera, ham sera. Yeni bir ham sera. Mart 2015'te ektik. Kaç dönüm burası? Bu parça 6,5 dönüm bir sera. 6,5 dönüm. Mevkisini de söyleyelim. Beyra Bucak, Bucak mevkii burası. Beyra Bucak, Bucak mevkiinde. Yani burası dolma, parfiyattan sonra oluşan bir teraslama. Evet. Ham toprak. Mart 15'te ekimi yaptık. Evet. Ekimi yapmadan önce taban gübrelemesi ve rekor gelişimi komple attık araziye göre. Ondan sonra dikimlerini yaptık. Düz ekim yaptık. Kanal ekimi değil. Çünkü çapak gelişimi düzgün olsun diye. Evet. Çeşit neydi? Grand Tasman. Grand Tasman. Grand Lime. Yaklaşık 105 günlük bu ağaçlar. Evet. Sanıyorum Eylül gibi, Eylül'ün 15'ine doğru doğum başlayacak. Şu anda gelişmeleri de çok iyi. Evet. Ya, toprak üzerinde yürüdüğünüz zaman gerçekten bu rekor gelişimin faydalarını toprak altında böyle yürüyüp şey gibi, ray gibi kaymaya başlıyor. Çünkü toprağın süngerimsiliği, evet. Suyu çabuk alıyor. Çok fazla su vermeden çözüyoruz. Günlük belli bir saat, yaklaşık yarım saat. Sabah 15 dakika, 15 dakika. Evet. Ama bizim toprağımız gayrak yapı olmasına rağmen bu kadar az suyla bir de şey yoğunlaştırıyoruz. Bu sene bir de iklim sıcak gidiyor değil evet, mi? Evet, sıcak. İklimle gidiyor. Yani buharlaşma fazla, rüzgar da bir miktar fazla bu dönemlerde. Şöyle gösterelim yukarıdan da şu şekilde seramızı. Bunun yani şimdi güneş gören noktayla görmeyen arasında ağaçta tabii ki bir takım farklılıklar var ama şöyle, genel anlamdaki %90. Toprakla alakalı şuradan şöyle geçelim buraya da. Araya da. Böyle gelin siz de. Şu bahsettiğimiz yani şu an hayvan gübresi de var ama yani toprağın şey anlamında yumuşak esniyor toprağımız. Esniyor toprağı. Şöyle toprak şu anda esniyor. Ağaçta gövdeleri de muz için istenen kırmızılık gayet yerinde. Bugün hatta yaprak alma işlemi yapıyorsunuz. Evet, bir taraftan alıyoruz. Temizliyoruz. Şimdi burada 3 parça şeklinde 6,5 evet, dönüm. Evet. Ama gerçekte zaten 18 dönüm. 18,5 dönüm bir yer. Bir yeriniz var. 3 parça. 6,5 dönümde kullandık. Tabii siz bunu daha önce zeytinde de kullandınız. Evet. Yani bir 1500 2000 kadar ağaçta herhalde. Da kullandık. Ağaçta. Onlarda nasıl durum? Onlarda yani şöyle söyleyeyim, buradaki hassasiyetimizi onlarda göstermedik ama yani şu anda 3 yaşında ağaç meyveye, ciddi meyve var. Ortalama her ağaçta 1,5 kilo civarında. 3 yaşında ağaçtan bahsediyoruz. Yani 1,5 kilo civarında bir zeytin olacak. Evet. Gelişmesi iyi. Yani periyodik olarak nedir? Ayda 15'te bir su veriyoruz. Başka hiçbir şey vermiyoruz. Rekor gelişimi uyguladık mı? Bıraktık. Uyguladık, devam bıraktık. Ediyoruz şu anda. Peki, doğal haliyle yetişiyor. Muz üretimiyle alakalı. Şimdi muz üretimiyle ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Gazipaşa'dasınız. Burada esas ana konunuz zeytin. Zeytin evet. Uzmanısınız. Türkiye'de de birçok insan sizi zaten biliyor. Ama muzla alakalı yapılan yanlışlar var mıdır? Doğru bilinen yanlışlar. Bunlardan bahsedelim biraz. Valla ben şimdi bu konuda amatörüm. Amatörsünüz ama. Ben de amatör olduğum için birilerine sorarak yapıyorum. Tabii. Yalnız şunu söyleyeyim. Muz bahçesinde herkesin her bahçede her türlü kullanılan gübre veya diğer ekipmanların her yerde aynı uygulamaya cevap vermeyeceğini görüyorum. Bunu deneme sınamayla yapıyorsun. Bu ektiğimiz bitki tropikal bir bitki. Evet. Bunun nem oranını düzgün tutup sera nemi ve toprak nemini düzgün tutarsan, besini de düzgün verirsen ve bunu da toprağa da gevşek tuttuğun zaman zaten yüzey zaten köküyle yaşayan bir bitki bu. Şimdi sözünüzü keseceğim. En önemli konu bitkisel bir üretim yapıyoruz. Ne olursa olsun toprağa eğer ki standart vaziyete getirmezsek faydasını düşündüğümüz bir şeyin alamayız. Boşuna yaparız. Bundan bahsetmek evet. istedim. Evet.
Yani toprak, şimdi bu toprak ne kadar gevşek olursa geçirgenliğe daha iyi olur. Bir çapak zaten yüzey bitkisi, tropikal bitki. Evet. Çapak dağılımı uzaması muzda 7 metre, 8 metre çapak olduğu gözlenmiştir yani. Hı-hı. Bunun neden? Bu da sıkı toprakta bu çapak mümkün değil. Mümkün değil, geçmez. Bunun sonrasında için, zaten doğuş olduktan sonra evet, daha da sıkıntı daha büyüyor, evet. Yatırıyor daha Hı-hı. çok fazla. Peki burada başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani rekor gelişimi hem zeytinde gördünüz. Valla benim önerim dostlarıma, arkadaşlarıma hem zeytinde hem muzda. Ya bir tane abimiz var, onun kötü bir noktası vardı. 6,5 dönüm yerin 2,5 evet. dönümünde bir problemli yer vardı. Evet. Bizim ısrarımızla bu sene kullandı ve şu anda memnun. O da memnun. O da memnun. Gözle görünür bir biçimde. İyileşme var dedi. Yani bu evet. bahsettiğim, yani. Evet, bahsettiğim sera yaklaşık 6 yıllık bir seraydı. 6 yıllık. Ya bu biz şu anda birinci yılı bu. Daha yeni. Ama ikili. O söylediğim serada hafif meyilli bir arazi, güneşi az gören bir nokta, suyu biraz fazla tutan bir noktaydı. Evet. Mart'ta uygulamayı yaptı. Şu anda dün 2 gün önce buraya geldik, baktık. Birlikte birbirimizin bahçelerini kontrol Hı-hı. ediyoruz zaten. Bilgi de ondan alıyorum. Gayet güzel dedi. Yani rekor gelişimde zeytinde çok ciddi faydası var. Yani zeytinde. Çünkü zeytinde şöyle söyleyeyim, zeytin su isteyen, istemez diye bakılıp ama isteyen evet. diyen bir cinstir. Su oranı, suyu az olan bölgelerde rekor gelişimi kullandığınız zaman bir yıl sonra bunun faydasını gözünüzde, bitkinin büyümesi, evet. meyve kalitesinden, gelişmesinden gözünüzde görüyorsunuz yani. Ama bizim çiftçimizin şu sıkıntısı vardır. Görmediği bir şeyi kullanmaz. Doğru. İlla görmesi Peki, lazım, bir denemesi lazım. Bilimin. Tabii burada şöyle bir şey de var. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Şimdi bir icat çıktığında bir insan bir günde onu keşfeder. Birisi de 10 yıl sonra keşfeder. Hı-hı. Araştırma gerekiyor, geliştirme gerekiyor. Ama üreticilerin genel anlamda şöyle bir sıkıntısı var. Bilgiyi paylaşmama gibi bir durum var. Tabii. Aman benimki iyi olsun, Ahmet'inki ne olursa olsun. Biz de şöyle diyoruz, rekor gelişim olarak bir yerde bir kişinin ürünün iyi olması o bölgeyi marka haline getirmiyor. Herkesin iyi olması gerekiyor. Evet, evet. Şimdi bu her seferinde yenilediğimiz bir durum. Hı hı. Herkesin ürünü iyi olursa o zaman tüccarımız da daha çok gelir. Kalite Onun çıkar. Da kalite olur. Kalite çıkar, rekabet çıkar. Para kazanmış olur. Tabii. Daha iyi olur. İyi mala iyi para çıkar. Şöyle biraz daha gidelim mi Zafer abi? Şöyle dipleri de gösterelim. Kırmızılıkları gayet güzel. Yani bu kırmızılık iştahlı olduğunu gösteriyor. Muzun. Yani şimdi bilgi paylaşıldıkça büyür. Hı hı. Yani bu sosyal medya dediğimiz bilgi paylaşım sitelerinde bu bilgileri paylaştığınız zaman meraklısı buluyor. Tabii ki. Bir de şu var. Sizin gibi de değerli insanların bunu kullanıp örnek teşkil ediyor olması da onlara biraz daha güvenini arttırıyor. Tabii ki. Biz rekor gelişim ürünümüzü Türkiye'nin tamamında 81 ilde herkese öneriyoruz. Hı-hı. Ama alın tamamına kullanın ama deneyin. Burada da Gazipaşa'da da son yapılan iki fuarda da bulunduk. Evet. Tarım Derneği fuarında. Hı-hı. Gazipaşalılarla tanıştık ve şu an sizin sayenizde olsun, diğer müşteriler sayesinde olsun ekranlarda bunu gösteriyoruz, yorumları, beğenileri. Oğuz Bey, kaliteli mal müşteriyi bulur. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani müşteriyi bulur. Doğru söylüyorsunuz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Bol bereketli hasatlar diyoruz. İnşallah ilerleyen dönemde tekrar bu muzlar doğduktan sonra bir çekim daha yapabiliriz. Tamam, teşekkürler. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.